Çift çizgiyle gösterilen BC kenarları dışarıda kalmış. Şu birleşen açılarda şu açı ve hepsi 360 ise her biri 120 derece olmalı. Demek ki A açısı 120 derece. Uzun olan kenar 5, şu kısa kenar 3. Yani şuralar 3. Buralarda 5 olacağı için şu kısımlar 2. BA'yı şöyle uzatalım. Buradan da bir dikinelim. Burası 60 derece, burası 30 derece. 30 derecenin karşısı 90 derecenin karşısının yarısı 5 bölü 2 ve 5 kök 3 bölü 2 olacağından 2 ile çarpalım. Kenarları bölü 2'lerden kurtulmak için şurası 6, burası tabii ki 10 oldu. Şuraya x dersek de 2x oldu. 90'ın karşısı 10, 30'un karşısı 5, 60'ın karşısı 5 kök 3 oldu. Şuraya ben h dersem BHC dik üçgeninde Pisagor'u uyguladığımda 4x kare eşittir. Şurası 11. 11'in karesi 121 artı 5'in karesi 25 kök 3'ün karesi 3 çarparsak 75 topladığımızda 196 yani 14'ün karesi. İki tarafında karekökünü alırsak buradan 2x, buradan 14 geliyor. Dolayısıyla x'i, burayı da çünkü 2 ile çarpmıştık. X bize gerçek sonucu verecek, şuraya verecek. X'i 7 olarak buluyoruz. Yani buralarda 7 oldu. Oluşan şeklin çevresine baktığımızda 3 tane 7 var. 21, 3 tane 2 var. 6 toplarsak sonuç 27. AB 12 şekli yerleştirelim. Yine tek şekilde birleştirelim. C üssü şuralarda bir yerde olsun. Mesafe x. D üssü de buralarda bir yerde. Bu mesafede x. C üssü B'nin uzunluğu da 15. Onu da yerleştirelim. Artık tek şekilden devam edebiliriz. 9, 12, 15 üçgeni görüyoruz. Şurası 9. ACB'ye baktığımızda da 12, 20, 3, 4, 5 üçgenin 4 katı. O halde burası da 16 olacak. 16'dan 9'u çıkarırsak x 7. Dolayısıyla burası da 7. C'den BD'ye bir dikinelim. AB 12 ise burası da 12 olacaktır. AC 16 ise dikdörtgen burası da 16. Şu uzunluğa y diyorum. BCD üçgeninde bir öklit durumu oluştu. H kare eşittir P çarpı K'dan 12'nin karesi eşittir y çarpı 16. 4'e böldüm, 4'e böldüm, 3, 4, tekrar 4'e böldüm, 1, 3 de buradan kaldı. 3 kere 3, y eşittir 9. Dolayısıyla burası 9, 9'dan 7 çıkartırsam şuraya 2 kalıyor. Bizden istenen yer BD üssü noktasıydı. Yani şu uzaklıktı 16, 2 daha sonuç 18 olarak bulunur.